Peki Erdoğan Paşa'm, şimdi bir, bir hani böyle alt alta koyduğumuz zaman işte yani Azerbaycan ve Türkiye haklı adımları karşısında yani Türkiye'nin içinde bulunduğu Batı ittifakının unsurlarını yanına çekmekten işte Rum kesimi, de, Ermenistan'da Yunan'da, Tahran'ı yanına almaya kadar pek çok manevra yapıyor. Şimdi bunlardan tabii ki sonuncusu e, ekranlardaydı. Yani NATO'ya katılıyor işte Biden'a, Ermenistan'ı Ermenistan'ı Ermenistan nereden koruyorsun? Bir buna siz, e, sizin yorumunuz nedir? E, Ermenistan'ı koru diye Biden'a etiketleyerek NATO'ya çağırdığı zaman söz konusu genişlemeden e, sorumlu komite başkanı NATO'nun e, çağırıyor da niye Biden'a koru diyor. E, kimden koruması lazım Ermenistan'a? Ermenistan'a saldıran mı var? Ermenistan'ın 30 yıllık işgali buna sona erdiren bir Azerbaycan'la yapmış olduğu savaş var. 3 yıldır da gereğini yapmıyor. Şimdi bu, bu Azerbaycan'a yönelik alınan bir tavır mıdır? Bir yandan da tabii ki ABD'nin, siz zaten bunun altını çizdiniz, ABD'nin buradaki e, muradı belli. Hani Rusya'yı çevrelemek, e, Ukrayna'dan e, bütün gücünü, kuvvetini, dikkatini, odağını alıp bu sefer Kafkasya'ya falan da çevirmek. Ha tamam ama bu arada Ermenistan'ın da işine geliyor mu? Geliyor. Geliyor. Bak ABD ile ben tatbikat yapıyorum diyor. Yani NATO'ya katılım. Ee, burada özellikle Zengezur konusunda bir yandan da o tweet'i de bir ekrana taşıyalım arkadaşlar. Az önce verdiğimiz tweet'i. Devrim muhafızları ordusunun e, yaptığı bir paylaşım. Sen al Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini kullan ve Cumhurbaşkanı'nın sesiyle birlikte e, bir grafik animasyon. Arkadaşlar anladınız herhalde hangisinden bahsettiğimi. E, evet o animasyonu da kullan. Orada işte şahinler bir anda İran'ın kamikaze İHA'larına dönüşsün. İşte mutlaka bir gün geleceğiz falan filan gibi. Zengezur'a ben harekat düzenleyeceğim de. Hala gelmedi arkadaşlar. Nasıl değerlendirmek lazım? Erdoğan Paşa. Yani şimdi burada bir satranç oyunu oynanıyor. Bu satranç oyununda söyledim. Yani Rusya'nın kuvvetleri gücü azaldıkça Orada başkaları yer alma konumunda Amerika Birleşik Devletleri de bu konuda başta gelir. Şimdi Ermenistan işte başlangıçta yani Rusya'nın Azerbaycan harekatını durdurmak için tedbir alarak bu anlaşmayı yaptırmasıyla kurtuldu. Ama o günlerde Rusya'nın biraz sözünü dinler konumdaydı. Rusya bir şekilde başlatmamıştı daha Ukrayna Savaşı'nı ve Ukrayna Savaşı'nı filan başlatırken de tabi Rusya'nın gücü hakkında birçok kişinin değişik görüşleri vardı. Öyle durdurulamaz bir güç konumu söz konusu idi ama bugün öyle olmadı ve orada güçsüz bir Rusya, Ukrayna'da güçsüz bir Rusya, Kafkasya'da da gücünü kaybetti. Şimdi Amerika için bir fırsat doğdu. E gelip burada tatbikat yapıyor. Ne için tatbikat yapıyor? Hani sorarsanız o İran'a karşı yapıyoruz der. Ya İran'la zaten Ermenistan fevkalade iyi ilişkiler içerisinde. İran'a karşı ne tatbikat yapıyorsun? E yani tehdit doğrudan Azerbaycan olduğu açıkça belirli. Azerbaycan'ın işte kararlı bir şekilde Zengezur Koridoru'nun açılması için bazı işlemler yapmak üzere kuvvet kaydırdığını gören Amerika Birleşik Devletleri alelacele Azerbaycan'a karşı bir tatbikat yapıyor Ermenistan'la. Öbür yanda da efendim Avrupa'nın genişlemeden sorumlu NATO'nun genişlemeden sorumlu kişisi de Ermenistan'ı NATO'ya davet ediyor. Ya nasıl girecekmiş NATO'ya Ermenistan? Yani bir defa e, hangi ülkeyle sınırı varmış da NATO'nun Türkiye'den başka... ...Ermenistan'ı e, Türkiye ister istemez o konu apayrı bir konu. Nasıl girecekmiş bu konu? E, yani açıkça e, bir şekilde Ermenistan'la da e, kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyorlar. Yani Ermenistan'da kendisini oynatıyor. O Paşinyan var ya bir oraya koşuyor bir buraya koşuyor e, ama... Bütün bunlar dikkat edilirse Türkiye ve Türk devletlerine karşı bir takım hareketler olduğunu iyi değerlendirmesi lazım Türkiye'nin önemli olan bu. Evet. Bu arada tabii ki Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in KKTC bayrağı e, tavrı tabii atılan bu adı bunu nasıl yorumlamak lazım? Zaten e, yapı olması gerekeni yapıyor Türk ekseni. Yaptığı zaman hop burada tatbikat yapıyor. İran'la da yaparım sorun değil. ABD'yle de yaparım sorun değil falan filan gibi böyle bir e, çerçeve ama Bakü'nün koyduğu tavır e, şu anda KKTC davasına, Kıbrıs davasına katkısı nedir? Erdoğan başkan Tevkalade yüksek seviyede ben e, şunu söylemek istiyorum. Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki bütün ülkeler en kısa zamanda Kıbrıs'ı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyarak bu işi noktalayacaklar. Eğer bu yapılmaz ise devamlı surette üstümüze gelecek demekler demektirler. Şimdi Pileköy'ü diyoruz ya, evet. ya Pileköy'ü e, bir yerde nerede biliyor musunuz? Hiç Bizim kaldı. topraklarımızın üzerinde. Yani... yani o yüzde üç dahadır bizim yani yüzde otuz üç elimizdeki topraklardır. Yüzde üç de bu Birleşmiş Milletler'e buralarda barış kur. Ondan sonra iki taraf çatışmasın hani çatışmasızlık bir bölgesi olsun diye verdiğimiz topraklardır. Bu topraklarda yol yapma hakkımızı bile o verdiğimiz bizim topraklarımızda Birleşmiş Milletler müsaade etmemeye kalkıyor. Görebiliyor musunuz yani şu dünyanın... Ne kadar e, efendim Birleşmiş Milletler gibi bir teşkilatı dahi efendim e, güvenilmez bir teşkilat olduğu ortada. Onun için gücünüzü göstereceksiniz. Birinci öncelikle efenim e, Türk Devletleri Teşkilatı tamamı efendim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyacak, büyük elçiliklerini açacak, bütün dünya tanımak zorunda kalacak. Bunda da Türkiye biliyorsunuz daha önce e, birkaç defa ee, bazı ülkeler özellikle tanımak istemesine rağmen Türkiye istemedi. Başımıza dert olur şimdi diye. Yani artık Türkiye son noktaya geldi. geldi. Başımıza filan dert olmaz. Olacaksa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olsun, onun savunmasını Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün fertleri yapar. Evet, belamıza da bu olsun yani. Ee, Sayın Ağar, e, Sayın Aliyev'in, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, yani bu, bu söyledik zaten, Ermenistan'ı NATO'ya çağırıyorlar, yok Amerika tatbikat yapıyor, yok Tahran, e, böyle bir işte devrim muhafızları ordusunun, e, o teyiti bir daha getirebilir misiniz? O devrim muhafızları ordusunun e, paylaşımını nasıl değerlendiriyorsunuz diye Erdoğan Paşa'm bir size e, sormak isterim. E, sonra Sayın Ağar'a döneceğim. Yani şahinler kamikaze iha oluyor da efendim alt tarafa da... Hayal, hayal, hayal içinde geçti ömrüm var ya o. <laughs> yani şimdi senin kamikaze ihaların ne kadar etkili olabilir ya Türkiye karşısında, Türkiye'nin desteklediği bir Azerbaycan karşısında. Yani bunlar işte ne yapalım maalesef bugün yani hakikaten ülkelerin yönetimi çok basitleşti. Yani böyle halkı kandırmak için e, bir takım işlemler yapmakta çok mahirler. Her yerden. Hayır, bir ben de, bunu aynen söylüyorum. Bir de Cumhurbaşkanı Amerika Erdoğan. Evet, bir de Cumhurbaşkanı evet, Erdoğan evet. okuduğu şiiri de altına montajlıyor falan. Evet. Hani sen bak benim yani Güney, içimde, e, işte Güney Azerbaycan'a böyle evet. şey yapıyorsun. Ha, dikkat et de Zengezur'a evet, ben evet. bir şey yapamayayım falan gibi bir, bir mesaj evet. değil mi? Yani şimdi o şiir zaten ta zamanında işte e, efendim malumunuz maalesef e, Azerbaycan topraklarının ikiliye bölündüğü zamanki maalesef. bir şiir o. Evet. Üzü, üzültü, üzüntü verici bir şiir. Yani o zaman zaten İran, İran e, Türklerin elinde bir e, ülke. Yani yönetimi tamamen Türklerin 1922'ye 23'e kadar... E, tamamen e, Kaçar Hanedanı'nın ülkesi, Kaçar Hanedanı, Türk Hanedanı'nın ülkesi. Şimdi orada üzücü, her iki taraf için üzücü olduğundan bir şiir yazılmış. Yani bugünkü İranla ilgisi yok. Yani e, bir şekilde Farsilerin e, başa geçmesi 1923'e denk gelir, 24'e denk gelir. Sebep de nedir? Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Bu Cumhuriyete karşı. Ee, efendim, e benim İngiltere Fars Farsilere devretmiştir. Kaçaranedan'ı yıkmışlardır. Yani bu şiir benim e, İran'a karşı bir şiir değil. Bilakis üzüntü verici Türk topraklarının değil ayrıldığının lazım. ifadesinin manevi bir değeri. O nedenle yani bugünkü İran'ı da anlamak mümkün değil.